Samsun Beşiktaş maçını seyrederken ben yanımdaki arkadaşıma şunu söyledim. Dedim ki ya ben bu Beşiktaş takımında oynarım. Yani ben Beşiktaş'ta o dönem para konuşmadım çünkü Beşiktaş'a gelmek hayallerimden, hedeflerimden biriydi. Bizim dönemimizde o kadroya gelen yabancı da giremiyordu açıkçası. Bir de bizim dönemimizde Fulya'dan öyle eli sallayarak çıkmak yoktu yani. Bir anda 3000 kişi, bir anda 5000 kişi. Yani yine bir agresiflik var ama ya olacaktır. Yani o toplumun genel yapısında bu agresiflik var. Yani, evet. Yani hayatın genel yapısında doğru, doğru. Benim basketbol kariyerim babam yüzünden bitti. Babamın fanatikliği yüzünden. Babam fanatik bir Fenerbahçeliydi. Galatasaray'a vermem basketçi diye seni dedi. Bunu da bayağı kameralar için anlatıyor oluyor. Yeah, yeah, hep arka planda görüyordu. Kimse de bize iyi giden yeri sunmadı. Gel iyi gidiyoruz. Hadi daha iyi gidelim demedi. Sundukların noktalar hep sıkıntılı süreçler. Biz de oraların uzmanı olduk açıkçası. Onu söyleyeyim. Fanatik YouTube kanalından herkese merhaba. Dönüm noktasının bugünkü konuğu Türk futbolunun Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Mehmet Özdilek. Teknik direktör aynı zamanda. Hoş geldiniz hocam. Hoş Hatta bulduk. Biz hoş Teşekkür. Geldik. Siz de hoş Evinize geldiniz. Evet. Güzel bir sohbet etmek için geldik. İnşallah. Teşekkür ederiz bize kapılarınızı açtığınız için. Rica nasılsınız? Ederim. Neden? İyiyim vallahi. Sağ olun siz. İyiyiz. Teşekkür hoş ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi bayağı nostaljik olup bugüne de dönebileceğimiz bir sohbet etmek istiyorum. Uzun bir süreç doğru söylüyorsunuz. Buyurun. O yüzden size en eskiye götürerek futbol aşkınızın nasıl başladığına, nereden, ne zaman, nasıl profesyonel olarak kariyere döktüğünüze dair bir soru yönelterek başlayayım. Çok enteresan bir soru diyeceğim. Ben 17 yaşında amatör olarak başladım. 18'de profesyonel oldum Kahramanmaraş Spor'da. 20'de de Beşiktaş'a geldim. 20 yaş grubu biterken geldim. Özellikle günümüzde konuşulan altyapı eğitimi görmedim ben. Sokakta büyüdüm. Sokak futboluyla büyüdüm. Futbolla aşinalığım böyle çok üst seviyede değildi açıkçası. Özellikle lise eğitimine devam ederken Samsun'da böyle mahalleler arası turnuvalar vardı. Bu turnuvalar vesilesinde işte Samsun Ladik Spor hocaları beni görüyor. Diyorlar ki senin yeteneklerin var. Bunu zaten Samsun ilinde birçok kişi ifade ediyordu ama bunu amatör olarak dökmek, amatör bir kulüple mücadele etmek başka bir boyutuydu. Öyle başladı benim futbol aşkım aslında. Tabii amatör olarak kulübe başlayınca bu sefer lise takımı dedi ki evet bizde de oynamalısın. Onunla ilgili böyle çok gelgitlerimiz oldu çünkü okul müdürleriyle, müdür yardımcılarıyla. Bu taraf yetiyor bana. Bir de okulda hem okul takımı oynarsak ikisini kaldıramayabilirim. Eğitime zarar verir diye. Onlar da tam tersi, bizde oynamazsan eğitim hakikaten çok zarar görecek dedi, senin adına dediler. Yani okulu bitirme şansının zorlaşacağını ifade ettiler. Ben hem Samsun Ladik Spor'da hem de Samsun Endüstri Meslek Lisesi'nde ikisini bir ifa etmeye başladım. İki tarafta da Samsun şampiyon olduk, gruplara gittik. Benim amatör olarak başlayış şeklim bu. Ondan sonra bir sene sonra Kahramanmaraş'a profesyonel imzamı attım. Hocam bugüne baktığımızda birçok spor alanında yetişmek isteyen kişinin aslında biz daha çok küçük yaşlardan girmeye başladığını görüyoruz. Aslında benim garipsediğim de sizde o nokta. Yani 17 yaşında biri çıkıp bugün hiçbir şekilde altyapısı olmadan veya bir yerde çalışmadan girmiş olsa ne zor olabilir? Zor gibi görünüyor bugünkü konjektörde. Ama tabii benim konuştuğum yıllar çok geçmişteki olan yıllar. Yani 80'li yıllardan bahsediyoruz, belki sen yoktun. Değil mi? Yoktu. Yani o süreçteki ülkenin ve sporun böyle toplum tarafından çok albenisi olan bir meslek dalı değildi futbolcu olmak. O günkü dönemlerdeki ebeveynlerin birçoğu evlatlarının, çocuklarının işte devlet işine girsin, kendi geleceğini garantiye alsın diye bir felsefeleri vardı. Ben o düşünceleri yıkan bir adamım. Yani o jenerasyondan belli noktalara gelen insanların bazı riskleri alması gerekiyordu. Ben de o riskleri aldım. Yani çok popüler olmayan bir meslekte ben dedim ki evet ben bu işin profesyonel olacağım. İşte hem okulu hem sporu bir arada götürmek öyle kolay bir şey değil. Ve ben liseden sonra üniversite imtihanına girdiğinde iki aşamalıydı. İlkini kazanmıştım. İkincisini kazanmam adına girdim. Yani çünkü bir tercih yapmak zorundaydım. Hem üniversiteyi okuyayım hem de sportif anlamda şehir değişip profesyonel olup burada o başarı merdivenlerini tek tek çıkabilmek, ikisini bir arada götürmek çok kolay değildi. Ve ben bir tercih yaptım. Bu risk miydi? Aslında o günkü konjektörde riskti. Yani ne olacağını bilmiyorsun, önünü göremiyorsun. Ama bir hayalim var, bir hedefim var. Bunun için mücadele ediyorsun. O dönemlerde tabii amatör zihniyetle oynadığımız için işte kulüpte eşortman var, forma var, eve gidecek, yıkanacak.
Okulda forma var, eşortman var, şort var, konç var. Bunlar eve gidip yıkanıp temiz gelecek. O dönemler merdaneli çamaşır makineleri vardı. Biz bir iki tane bozduk. Çünkü pis gidiyor, çamurlu gidiyor, ıslak gidiyor. O süreçte bir tercih yaparken annem şunu söylemişti bana. Dedi ki ya olacaksan en iyisini olacaksın. Yani sporcu, futbolcu olmak istiyorsan o zaman en iyisini olacaksın. Yoksa sana hakkımı helal etmem dedi. Yani bu latife anlamında söyledi ama bu benim aklıma çok yazılan sözlerden bir tanesiydi. Ve benim ondan sonra profesyonel kariyerim başladı Kahramanmaraş'ta. Evet, oraya nasıl geçiş oldu hocam? Yani nasıl bir histi mesela o? Kolay değil. Için. Bir gün önce abim askere gidiyor. Ertesi gün ben Kahramanmaraş'a gidiyorum. Yani bir evden iki tane evlat çıkıyor. Bir anne için hakikaten çok zor. Şimdi evlat sahibi olacaksın. Ben de şu anda evlat sahibiyim. Kolay değil. İki tane evladının bir anda yani evden alınması bir anda boş olacak. Sürekli vurgu yapıyorsunuz. Ve güçlü bir aile yapımız var. Abi çıktı. Ertesi gün ben çıktım. Tabii o dönem şöyle bir lig vardı Türkiye'de. Amatör lig vardı. Oradan çıktığınız zaman ikinci lige çıkıyordunuz. Oradan çıktığınız zaman birinci lige çıkıyordunuz. Maraş Spor da amatör ligden ikinci lige çıkmıştı. Çıkınca dediler ki ya böyle Samsun'dan 7-8 tane amatör oyuncu oraya götürdüler. Onun evveliyatında ben bir Ankara Demirspor maceram var. Oraya gittik. İşte seçmelere girdik falan. Çok beğendiler. O günkü ekonomik şartlarda anlaşamadık. Dediler ki ya bir de Maraş hocası da Samsun'da olunca hadi çocuklar gelin biz burada hani bize bir vesile olsun istediler. Çok beğendiler beni. Ertesi gün bir daha istediler oynayayım diye. Ben bir daha oynadım. Müthiş bir şey oldu, beğeni oldu ve böyle başladı benim profesyonel hayatım. Çok da orada uzun sürmedi açıkçası. 4 sene gibi bir 4 sezon oynadım. Evet, 3 sene 4 sezon. Başarılar sizin gelişinizle takımı çok üst seviyelere çıkarmış. Amatörden ikinci lige çıkıyorsunuz. Üçüncü sezonunuzda da birinci lige geliyorsunuz. Yani çok kısa zamanda çok büyük bir başarı. Temel taşlarından biri benimdir. Evet doğru ama iyi bir kadromuz vardı orada. Orada Kahramanmaraş'ta size lakap takılıyor. Ha tabii 86-87 yılı Avrupa Şampiyonası Belçikalı Enzo Schifo Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor. O da 18 yaşında. Ben de Maraş'ta oynarken Maraş halkının o saha içi liderliği, yeteneği, bilemem saha içi sorumluluğunu nasıl bir benzetme yapmışsalar bu benzetme hakikaten Türkiye'de çok büyük ses getirdi. Maraş'ta takılan ve daha sonra büyüyerek, katlanarak ve toplum tarafından da kabul gören bir nickname'le birlikte yaşama devam ettim ben. Evet, aslında sizin için de güzel bir şey olarak tanımlıyorsunuz. Bundan rahatsızlık olmadığınızı her zaman söylüyorsunuz. Tabii hiç duymadım. Hatta birçok seferde benim önüme geçti. Yani Mehmet Özdere'nin önüne geçti Şifomet. Bundan hiçbir zaman yadırgamadım. Hatta bazen işi çok çabuk kolaylaştırdım. Mehmet Özdilek dediğimde geri dönüşler çabuk olmuyordu bazen. Şifo deyince ha tamam falan deyip daha çabuk dönüşler oldu çok hayatımda. Yani. Az önce o liderlik kısmına vurgu yaptığınız için soruyorum. Siz sporda böyle bir vasfınız var ama normal hayatınızda da günlük hayatınızda da bir lead etme durumunuz var mı? Ya bu sonradan elde edilen bir şey değil. Yani bu doğuştan gelen bir şey. Bunu birçok şeyle pekiştirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Onun olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Bunu toplumda da onun geri dönüşlerini aldığımda da bununla ilgili dönüşler çok oluyor. Karakteristik olarak böyle bir özelliğim var. Biraz da Koç burcuyum. Onun getirdiği şeyler de var. Hocam. Var yani. Buradan astrolojiye girmeyelim de aynen öyle. Ben devamını getiriyormuşum. Peki o zaman tamam dinlerim. Benim çocuğum Aslan burcu olacak da biraz korkuyorum o açıdan. Beşiktaş'a geçiş. Şimdi o süreç nasıl oldu? Kimlerle nasıl görüştünüz? Çünkü o dönem sizi isteyen çok fazla takımda olduğunu biliyoruz. Doğru. Aynı zamanda. O zaman 18 takım var, 18'i de istiyor sizi. Evet. Her spora, futbola başlayan gencecik çocuğun hedefi büyük takımların birinde görev almaktır, başarılı olmaktır. Hedef orasıdır, çıta orasıdır. Ondan sonra o çıtayı daha da yükseltir. Tekrar gençliğime döneyim. Samsun Beşiktaş maçını seyrederken ben yanımdaki arkadaşıma şunu söyledim. Dedim ki ya ben bu Beşiktaş takımında oynarım dedim. Bu gayri ihtiyar. Sohbet ederken arkadaşına dönüp içinizden gelen düşünceyi ifade ediyorsunuz. Allah söylesin. Ya bilemem tabii. Oradaki oyuncu grubunu seyrederken hem Samsun hem Beşiktaş'ı. Yani Beşiktaş'ın da işte Metinli, Ali'li, Feyyazlı, Rızalı, Gökhanlı yeni yeni böyle filizlenmeye başladığı süreçler. Dedim ki ben bu takımda oynarım dedim yani çok rahat. Ve ben 3 sene sonra o takımın bir parçası oldum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İlk önce kendinize inanacaksınız. Yeteneğinize inanacaksınız. Ama bu sadece yetenekle de olmuyor. Onun yanında birçok parametre var. Onu da doğru uygulamanız lazım. Beşiktaş'a gelirken de birçok takım isterken tabii Beşiktaş'a karşı bir sempatim. Neden? Allah rahmet eylesin. Süleyman abinin başkanlık süreci bu süreç. Onun da yeni yeni böyle başladığı bir süreç. Başkanından, yönetim kurulundan, hocasından, oyuncu grubuna baktığınız zaman toplumda gerçekten gittiği her yerde o saygıyı hisseden,
ve büyük bir sempati kazanan bir takımdan bahsediyorsunuz. Hayal ediyorsunuz ve bu takım size teklif yapıyor. Diyor ki biz de bir planlama yapıyoruz. Yani bir 10 yıllık planlama içerisinde evet bizim önemli aktörlerimizden biri olacaksınız diyorlar. O yıl içerisinde birçok kere seyrettiler beni. Liglerin bitimine bir hafta kala biz sözde anlaştık. Dedik ki biz istiyoruz. Evet ben de gelmek istiyorum. Sadece aramızdaki söz bu. Yani söze itimaden anlaştık. Bir şey resmi hiçbir şey yok. Ama tabii sözde kullandığım için birçok yerden birçok daha teklif, ısrarcı teklifler. O ara işte Fenerbahçe'nin çok ısrarı olduğunda Fenerbahçe Kulüp Başkanı ile konuştum Ankara'da. Konuşmaya giderken de Beşiktaş yönetiminden izin aldım. Böyle böyle bir durum var. Ben kendisiyle de görüşmek istiyorum. Hakikaten çok rica etti dedim. Onlar da tabii görüşebilirsin dediler. Oturduk Tahsin Kaya'yla. Sohbet ettik. Teklifini iletti. Ben dedim ki ya böyle bir söz verdim. Başkanım onun için beni mazur görün. Teklif üstte bir teklif miydi? Çok üzerinde bir teklifti. Yani ben Beşiktaş'ta o dönem para konuşmadım çünkü Beşiktaş'a gelmek hayallerimden, hedeflerimden biriydi. Teklif ettiği paranın 2-3 katını Fenerbahçe teklif etti. Ama ben buraya söz verdiğim için Sayın Başkan da Allah var şu ifade etmişti. Senin gibi böyle karakterli oyuncular bulabilmek çok önemli. Onun için yolun açık olsun. Tebrik ediyorum seni de. Başarılar diliyorum dedi. Çok dostane bir sohbet oldu. Bugün sizce böyle bir görüşmeyi yapabilmek mümkün mü hocam? Bu rekabet alanında böyle bir diyaloğun gerçekleşmesi sizce mümkün mü? Zor gibi görünüyor ya. Bilemiyorum tabii. Biraz daha profesyonel bakıyor herkes. Belki yaşam bunu gerektiriyor. Bu süreçten sonraki ligler devam ederken bizim arka arkaya başarılı olduğumuz yıllarda da Fenerbahçe'den sadece ben değil o jenerasyondaki birçok arkadaşımız diğer kulüplerden teklifler aldı. Ben Beşiktaş'ta kontratım bittiğinde Ali Şen de o zaman başkan. Hakikaten bizim o jenerasyonu dağıtmak istiyorlardı çünkü her sene. O da bir stratejiydi, doğru bir stratejiydi bana göre. Yine ben Beşiktaş'ta anlaştığım rakamın 3-4 katını vermelerine rağmen o değişimi yapmadım. Çünkü niye? Çalıştığınız, başarılı olduğunuz, huzurlu olduğunuz bir yerde başka riskler aramanın hiçbir anlamı yok. Birçok teklif gelmesine rağmen hiçbir zaman Beşiktaş takımından ayrılmayı düşünmedim. Hayatta en önemli şeylerden bir tanesi hep sondur. Son hatırlanır toplumda. Ben de zirvedeyken bırakmak istiyordum. O nasip oldu bana. Peki girdiniz, takıma geldiniz. Nasıl bir atmosfer vardı geldiğinizde? Takım, yönetim nasıl karşıladı sizi? Oyuncular, taraftar? Bir sene evvel televizyondan seyrettiğiniz, hayranlıkla baktığınız o camianın içine giriyorsunuz. O camianın bir bireyi oluyorsunuz. Bu tamam ama bunu güçlü kılmanız için o yeşil sahada icraat yapmanız lazım. Evet, zorlandığınız bir şey olmuş. Yok, onda hiç olmadı açıkçası. Sanki 40 yıllık Beşiktaş oyuncusu gibiyimdi. Bir, iletişimim çok güçlüydü. İki, kendi yeteneklerimi, oyuncu gücümü biliyordum ama size o hocanın yaklaşımı da çok kıymetliydi, değerliydi. Gordon'un yaklaşımı da özellikle genç oyunculara ve bizlere yaklaşımı çok önemliydi. Gelirken hiç sıkıntı yaşamadım açıkçası. 40 yıllık Beşiktaşlı oyuncusu gibi çıktım ama sahada da onun gerekliliğini yaptığımı düşünüyorum. Çünkü ne kadar güçlü olursanız olun o sahada o insanları tatmin edecek şeyler yapmalısınız. Farklı bir anınız var mı böyle Beşiktaş kariyeriniz boyunca Gordon'la aynı şekilde rahmetli? Gordon'la şöyle söyleyeyim. Süleyman abiyle de Gordon'la da oyuncularımızla birçok şeyler yaşadık. O dönem Beşiktaş takımı Gordon'la birlikte 4-4-2 oynuyor. Ben de tabii orta sahanın en solu oynuyorum. Yani Kadir abinin önünde oynuyorum. O süreçte de kolay değil tabii yani. Hem Kadir abinin kademesine gir, hem ofansif anlamda destek ver. Ama tabii gençliğin geldiği o enerjiyle birlikte biraz da o tecrübe, biraz daha o güven de bence o önemli etkenlerden biriydi. İlk sene olmasına rağmen, kenarda da oynamama rağmen 8 tane gol atmıştım. Yani 32 maçın 31'inde oynamıştım hepsinde. Gordon'la o çelişkilerimiz olmuştu zaman zaman. Diyordum ki ya ben biraz daha orta sahanın göbeğine girersem işi çok daha farklı yerlere taşıyabilirim. Hem golcülüğüm biraz daha öne çıkabilir, hem oyun içerisinde daha fazla topla buluşabilirim, daha büyük riskli. Zaman zaman böyle paylaşımlarımız oldu. Belki o daha ne yapacaksın diye düşünüyor. Ya ben bugünkü hoca profiliyle diyordum ki ben hep öyle bakıyorum oyuncu çalıştırdığım takımlarda. Kenar oyuncusu ortalama 7-8 gol atmalı. Ben 7-8'i kendimde çok tatmin etmiyordum. O günkü şartlarda ben Gordon'un senin sözünle birleştireyim. Yeterli olduğuna inanıyorum ben. Yani 8 gol hakikaten iyi bir gol çünkü. Zaten kenar oyuncusu için. Zaten ilk geldiğinizde Beşiktaş'a 8 golle başlıyorsunuz. Başladı. Ondan sonra hep ortalama 12, 13'ü, 16'yı yakaladığım sezonlar oldu. Ama 1,5 sene sonra format değişince ben biraz daha forvet arkası orta saha gibi oynamaya başlayınca Rıza Hoca ile birlikte verimlilik daha fazla arttı. Skor etkim daha fazla arttı.
Bunun da zaten totaline baktığın zaman Türkiye'de en fazla gol atan orta saha oyuncusuyum. En azından söylediğimizin arkasında olduk. Yani o tarafta daha etkili olabileceğimizi söylemiştik. Hakikaten de öyle etkili oldu yani. Süleyman Seba'yla. Ya başkan tabii bizim için çok kıymetliydi. Yani Süleyman abi çat kapı gelen bir insan değildi. Bizim de çat kapı gittiğimiz bir insan değildi. Başkanla görüşecekseniz randevu alırdık biz. Müsait mi? Ne gün müsait mi? Gelebilir miyiz? Yani ilişkilerimiz bu şekildeydi. Bir ona olan bir saygımız, iki tabii onun da sporculuğa olan bakış açısı, sporculuktan geldiği için, sporcu ruhunu bildiği için, ama zaman zaman böyle sallandığımız noktalarda gelir bize, bir oturur sohbet eder, hemen kendimize gelirdik mesela. Ama bu yıl içerisinde bir kere olurdu, iki kere olurdu, çok fazla olmazdı. Bizim tabii onunla başkan oyuncu iletişimimizden çok bıraktıktan sonra, bizim de futbolu bıraktıktan sonraki dostluğumuz, alışverişimiz, görüşümüz, başkan oyuncudan çok hani baba oğul ilişkisine döndü. Hakikaten belki oyunculukta soramadığımız, onun bize anlatamadığı birçok şeyi futbolu bıraktıktan sonra da başkanlığı bıraktıktan sonra çok paylaştığımız konu var. Ve zaman zaman da hep derdi yani şu jenerasyonu tekrar bir toplayın, bir beraber olalım, bir sohbet edelim. Ben de fırsat buldukça o organizasyonu yapmaya çalışıyordum ama detaya girmeyeyim. Oyunculukla alakalı şunu söyleyeyim. İlk geldiğimde Almanya'ya kampa gittik. İlk hazırlık maçını oynadık. İlk devre 1-0 bitti. Ben de müthiş bir gol attım. Herkes merak ediyor. Bir isim var, bir yetenek var ama ne yapacak? İlk hazırlık maçı. Müthiş oynadık. Devre arası oldu. Oradan işte 3-4 kişiyi dedi ki ya işte Metin, Ali, sen, Mehmet, siz dinlenin. Öbür arkadaşlarımız gelecek falan. Neyse onlar konuşmaları yaptı. Sahaya çıktılar. Biz de Metin'le ikimiz kaldık. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Yani yeni arkadaş oluyoruz. Öyle düşüneyim. Ya Mehmet dedi müthiş gol attın dedi ya. Nasıl olacak dedi. Ya dedim ki bu normal bir gol benim için. Ben de daha başlamadım dedim yani. Nasıl yani dedi. Ya sen göreceksin ben neler yapacağım zaten dedim. O samimiyet ve o arkadaşlık, dostluk üzerine koyarak çok farklı yerlere gitti zaten. Ve ondan sonra zaten golün her türlüsünü attım. Bir futbol takımında bir oyuncunun atabileceği her türlü golü attım. Ama ben 20 yaşında da 18 yaşında da o özgüvene sahiptim. O da saha içindeki performansıma çok ciddi etki ediyordu zaten. Peki diğer teknik direktörlerle, yani siz Beşiktaş'tayken gelen birçok teknik direktör olmuştur. Evet, evet. Yani onlarla alakalı unutamadığınız ya da beni bu teknik direktör zorlamıştı ya da onunla çok iyi anlaşıyordum. Ya Gordon tabii geçiş başlangıç sürecidir. Yani Gordon'la ben 6 yıl çalıştım. Hı hı. Kolay bir süreç değil. Zaman zaman sendeledim mi? Yok, çok fazla sendelemedim ama sakatlıkla alakalı çok da problem yaşamama rağmen bir milli maçta sakatlanmıştım. 3 ay falan oynamama şansım oldu. Orada da işte lig bitmişti. Ligin ilk haftasında beni zorla yetiştirdiler. Ayağıma bandaj, sıkı bandaj falan. Ayak bileğim hiç oynamıyor benim böyle. Böyle sabit duruyor. Ben de yapı olarak tabii yere çok sağlam basan, bu dönüşleri çok etkili kullanan bir oyuncu yapım vardı. Dönemiyorum ya. Dönerken işte araba sinyal verir ya, dönüyorum. Ben bu tarafa dönüyorum diyordum. Çünkü böyle dönüyordum. Dönemiyordum ya. Şu dönüşü yapamıyordum. Sen bekle ben döneyim diyordum. 2-3 maç öyle oynadım. Orada tabii biraz taraftardan tepki gördüğümüzde de Gordon'a şunu demiştim. Beni dinlendir çünkü benim ayağım iyi değil. O tabana şunu demişti. O çok önemli işte, tecrübeyle alakalı. Senin ayağın oynayarak toparlayacak dedi. Onun için bırak bu riski ben alıyorum dedi. Sana istediği kadar bağırsınlar. İşte bir hafta, iki hafta, üçüncü hafta ayak tabii ritmine yakalamaya başlayınca başka şeyler ortaya çıktı. O zaman diyorsunuz ki evet, ya tecrübe öyle bir şey. Belki orada ben biraz daha fevri hareket ettim. Bana deseydi ki ya tamam problem değil, dinlenme. Belki ben o süreci iki haftada değil de altı haftada geçecektim. İşte o yediğiniz tepkiler, aldığınız negatif yorumlar sizi daha güçlü bir hale getiriyor. Onlarla da baş etmeye çalışıyorsunuz. Bir de sen de İstanbul'dasın. Biz de bu arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul camiası, İstanbul medyası çok güçlü bir medyadır. Yani 20 yaşında, 18 yaşında bu baskıları kaldırmak biraz karakterle de alakadır. Biraz da iletişimle de alakadır. Ben bu süreçleri doğru yönettiğimi düşünüyorum. Aslında o sorun yaşama ya da yaşamama konusunda sizin biraz daha iletişim ve tecrübeyle yani, gelişen şeyler. Yani o belki yaşadıklarım. Zaten tecrübe nedir? İnsanın yaşadıklarıdır. Aynen. Bu süreçte yaşadıklarınızı doğru algılayıp yönetebiliyorsanız sizi daha güçlü bir şekilde sahaya sunuyor zaten. Hocam çok en fazla golü olan orta saha oyunculardan bir tanesiniz. Evet. Aynı zamanda hiç kırmızı kartınız da yok. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Sağ içinde çok agresif bir oyuncu değildim. Ama kaybetmeyi kesinlikle tahammül edemeyen bir yapım vardı. Agresifliğim gidip rakibe tekme atmak değil. Daha çok aklımla oynayan, pozisyonları süzen, sağ içinde o liderliği hem kendi takımına, hem hakeme, hem taraftara hissettirebilen bir yapım vardı.
Tabii hem hakikaten. O kadar gol hem kaptanlık. Ya bir de tabii 14 yıl bir takımda 13 yıl bir takımda oynamak bugünkü şartlarda hiç düşündüğümüz zaman yok. Hiç istemediniz mi başka bir yere geçmek? Yok, çok yani. İsteyenler oldu ama istemedim siz yani. Gitmediniz. Yok. Neydi sizi o Beşiktaş'a bağlayan şey? O zamanki yönetim. Ya o Beşiktaş çok kültür belki sizi... taraftar işte düşünsene ben 13 yıl oynadım. Tabii ya 88-2001 13 yıl oynadım. 13 yılda 12 yıl Süleyman abiyle çalıştım ben. Bir yıl Serdar Veli'yle ile çalıştım başkan olarak. Çok böyle değişken bir yapımız yoktu. O kültürel yapısı, Beşiktaş bir de geçmişi nereden nereye Süleyman abi öncesi ve Süleyman abi sonrası var. Yani çok başarılı olan, toplum tarafından gittiği her yerde o saygınlığı olan bir takım, bir oyuncu grubu, bir başkan, bir kulüpten bahsediyoruz. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bugün itibariyle bakıldığı zaman 13 yıl bir takımda aralıksız kalabilmek çok önemli. Beşiktaş'ın belki 100 yıllık tarihinde o 10 yıl çok önemli bir dönemdir. O 10 yılında en önemli parçalarından biriyim. Bu da güzel bir şey benim açımda. Bugünkü konjonktüre baktığınız zaman onu soracağım. İşler biraz nasıl daha zor bir gibi görünüyor. Nasıl değerlendirme yaparsınız o noktada? Kendi döneminizin Beşiktaş'ı. Belki sonrasında biraz daha durum farklıydı ama bugün de baktığınızda nasıl olur yorumunuz? Ben şunu sevmiyorum çok fazla ya. Bizim zamanımızda diye başlıyor ya. Bizim zamanımızda şöyleydi. Bugün böyle, yarın ne olacak onu bilemem tabii ama geçmişte çok yetenekli bireysel oyuncularımız vardı benim. Yani Fener'den Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, işte Malatya, Gaziantep, Kayseri birçok yetenekli bireysel oyuncu sayabilirim. Birçoğu belli noktalara geldi. Birçoğu da gelemedi belki. Ama hepsinin geçmişinde bence sokak kültürü var. Biz geçmişte sokakta sosyalleşirdik. Şimdi diyoruz ki işte hepimizin evladı var. Bakıyoruz yani bir değerlendirme yaptığımız zaman o gün mü bugün mü vallahi bilemiyorum hangi dönem daha zor. Doğruyu da kendi açımdan çok doğru bulamıyorum. Yani o günkü ülkenin ekonomik ve sosyal yapısıyla bugünkü ekonomik ve sosyal yapı arasında çok farklılık var. Bizim mesleğimizde en önemli şeylerden bir tanesi yetenek. Yetenek olmadan hiçbir şey olmuyor. Ama bu yeteneği daimi kılan veya sizi hedefe götürecek onun yanında birçok parametre var. Bu parametreleri doğru kurgulamak lazım. İşte iyi antrenör olmak, iyi beslenmek, iyi okuyor olmak bunlar önemli şeyler. Futbolun gelişiminde ve bireyin gelişiminde çok önemli etken. Bunları ne kadar yapıyorlar? Evet yapanlar da var. Ama şu anda biraz serpilenleri çok farklı bir yere koymaya çalışıyoruz. O da niye? Özlemimiz var yetenekli oyuncuya. Çünkü insanları sahaya çeken en önemli unsurlardan bir tanesi yetenekli oyuncu grubudur. Peki bugün Beşiktaş'ta baktığınız zaman yetenekli bir isim, yetenekli bulduğunuz ve beğendiğiniz bir isim söyleyecek olsanız kimlerin ya da kimin adını verirsiniz? Böyle çok çabuk hemen hop götürüyoruz yukarı. Biraz sabretmek lazım. O çocuğa da o baskıyı vermemek lazım. Ama tabii özlem de var. Genç olsun, yetenekli olsun, geleceğe hakikaten takıma katkısı olsun, camiaya katkısı olsun dediğin zaman Beşiktaş takımında Emirhan bu sene itibariyle onu söyleyeyim. Hadi çünkü en fazla hak eden o. Çok fazla yorumlamak istemiyorum. Çünkü biraz zamana ihtiyacı var. Biraz istikrar çünkü futbolda en önemli şey istikrardır. Bir yere gelmek kolaydır. Orada kalmak daha zordur. Onun zorlukları daha yeni başlayacak Emirhan için ama oyun yapısı, oyun zekası, oyun görüşü, rakibin o boş alanlarına yani rakip 18'e girişi anlamında ciddi yetenekleri olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu tür oyuncuları kazanmak kolay değil, kaybetmek çok kolaydır. Önemli olan istikrar anlamında takım istikrarını kurup bu tür genç oyuncuları araya monte etmek onların geleceği için çok daha kıymetli, çok daha değerli. Rıdvan'ı demiyorum çünkü Rıdvan artık 2 senedir, 3 senedir bilinen bir oyuncu. Onun da eksikleri var. Yetenekleri çok fazla ama eksikleri de fazla. Onları geliştirirse uzun yıllar hem kendi adına hem ülke futbolu adına hem de temsili adına, ülkeyi temsil etme adına önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Kaleci Ersin, bunlar artık belli seviyeye geldi oyuncular. Artık genç oyuncu konumundan çıkıyorlar. Onun için anlatmaya çalışıyorum. 17-18 yaşındaki oyuncular genç oyuncular. Yani orada sıyırıp bu formayı alabiliyorsa evet Emirhan için genç oyuncu diyebiliriz. Sınav şimdi başlıyor Emirhan için. Gelecek sene neler yapacak? Üstüne koyacak mı? O şansı yakalayabilecek mi? O takım içerisinde sorumluluk alabilecek mi? Onu değerlendiririz ama potansiyeli olan genç oyuncular var. Önemli olan onlara bu imkanı verebilmek. Ama bu imkanı verebilirken de önemli olan takım iskeletini kurabilmek. Eğer bu iskeletiniz yoksa, takım olmamışsanız bu oyunculardan çok fazla bir şey beklemeniz kolay değil. Bir takım oluşturmak kolay değil ama takım oluşturduktan sonra içeriye monte etmek işin en kolay tarafı.
Dolayısıyla Beşiktaş öyle bir süreçte takım olacak. İçine monte edecek oyuncuları çok fazla var. Siz şu an sizin döneminizden bir takım kursanız kimleri alırdınız hocam? O çok zor soru ya. Çok zor soru. Bizim dönemimizde o kadroya gelen yabancı da giremiyordu açıkçası. Yani çok yetenekli, evet, o da çok göze çarpan, çok yetenekli, çok etkili oyuncular vardı. Hem saha içi kadar saha dışında da toplumda çok etkinliği olan oyuncu grubu vardı. Dolayısıyla şunu alırdım, bunu alırdım demem bana o gruba biraz haksızlık olurdu gibi geliyor, bilemiyorum. Gidiyorum. Valerenga maçına gidiyorum. Evet. Oradaki babayla yaşadığınız diyalog, evet, aslında çok farklı bir tutumdu sizin için ve hafızalara kazınmıştı. Sonrasında görüştünüz diye biliyorum. Doğru. Zaten. Hocam o gün büyüyen size o tutumu evet, o tutumu sergileten şey neydi? Yani sadece kaptan olmanın verdiği bir şey miydi ya da bugün olsa yine aynı şeyi yapar mıydınız? Çünkü cesaret isteyen bir şey. Orada insanlar çok farklı tepkiler veriyor. Arkadan bir ton ses geliyor. Tabii tabii. Bir de bizim dönemimizde Fulya'dan öyle eli sallayarak çıkmak yoktu yani. Bir anda 3000 kişi, bir anda 5000 kişi. Valerenga maçı da tabii o süreçte yaşadığımız en dramatik maçlardan biridir. Yani ilk yarı 3-0, ikinci yarı 3-3. Tabii Fulya'ya geliyorsunuz, ciddi bir kaos, müthiş bir seyirci kitlesi. Otobüsten iniyorsunuz, takım kaptanısınız, en sonsunuz. Şimdi takım kaptanıysanız bazı sorumlulukları alacaksınız. İşte liderlik diyoruz ya. İşte iyi de kötü de psikolojik olarak yaşadığımız travmayı anlatamam. Babanın o feryadını da anlıyorum. Ama ortada bir sorun var. Bu sorunu da beraber çözeceğiz. Yani bunu da nasıl çözersiniz? Anlatırsınız karşınızdakine. Ne kadar anladığıyla alakalıdır ama ikiniz de o anda psikolojik olarak travma yaşıyoruz. Yani ben takım kaptanı ve Beşiktaş'ı temsil eden travma yaşıyorum. O da benim taraftarım, bana destek veren insan. O da hazmedemiyor. Gerginliği, stresi var. Onunla muhatap olmadan gitmek olayları başka bir yere götürür. Ama evet, o sistemini dinlemek, çünkü o biraz rahatlatıyor. İnsanlar konuşunca biraz daha rahatlıyor. Orada da siz karşılıklı bir diyaloğa giriyorsunuz. Söylediği her şeyin altına imza atıyorum. Doğru, söylenecek bir şey yok. O tarafın da biraz empati kurup bizim o psikolojimizi anlaması adına o iletişim oldu. İyi de olmuş o süreçte. O ilkokula giden çocuk yıllar sonra karşılıklı oturduk. Sohbet ettik yani, anlattı baba, oğul. Onların o yaşadığı sıkıntıyı da anladığımı ifade ettim orada. Hakikaten zor bir süreç çünkü. Bugün olsa yine gidip aynı tutum sergiler miydiniz? Tabii. O yönden şey mi? Ya biz belki şu gün oyuncu olarak değil ama hoca olarak da birçok şeyle karşılıklı muhatap oluyoruz zaten. Yani yine bir agresiflik var ama ya sosyal olacaktır. Medyada yani dediğiniz gibi önemli bir faktör. Toplumun genel yapısında bu agresiflik var. Yani evet, sadece bizi bunu sadece futbola bağdaştırırsan çok da doğru analiz yapmış olmayız. Yani hayatın genel yapısında doğru, doğru. Bu benim basketbol var. Kariyerim babam yüzünden bitti. Babamın fanatikliği yüzünden. Babam fanatik bir Fenerbahçeliydi. Galatasaray'a vermem basketçi diye seni dedi. Bunu da bayağı kameralar birim anlatıyor oluyor. Yeah, yeah. Hep arka planda görüyordu. Öyle de oldu. Babama buradan selam. Sevgiler. Evet, evet, selamlar, saygılar. Jübile maçını. 4 Ağustos 2001. Evet, sizin hayatınızda aslında en duygu dolu da anlar yaşadınız ama sadece sizin ve Beşiktaş taraftarının değil, az önce dediniz ya, bir futbolcu, bir sporcu gerçekten evet, birçok insanın hafızasında, kalbinde önemli bir yer edinebiliyor. Evet. Ve siz ilk yarıda oynadınız o maçta, sonrasında zaten duygu dolu bir atmosfer. Müthiş bir görsel şölen vardı. O günkü evet, biletler de güzel bir bağışla evet, gitti, bağışlandı. Ne düşünüyorsunuz bugün geriye dönüp baktığınızda? Çok büyük bir iş yapmışız. Yani hem Beşiktaş camiası adına, hem Mehmet Özdilek adına, hem Eğitim Gönülleri Vakfı adına, hem de ülkenin geleceği olan çocuklarımız adına. Hayal ettiğiniz zaman zor gibi görünüyor ama bunu yapan, bunu yaşayan tek oyuncuyum. Bu tabii çok büyük bir onur. Bu tabii bir anda oluşan bir duygu değil. Geçmişte birçok arkadaşımız, birçok vakıfla sosyal anlamda projeler yaptılar. Günümüzde de yapan arkadaşlarımız, oyuncularımız var, hocalarımız var. Herkes var. Bir şekilde toplumun bir tarafından destek olmaya çalışıyorlar. Topluma mal olmuş insanlar. Ne yapabiliriz diye böyle inandığım dostlarım, arkadaşlarımla sohbet ederken bir vakıfla bu işi organize edelim ve tek olsun istedik. Tabii vakıf da çok olunca, Beşiktaş takım kaptanı olunca da herkes bir şekilde bunun içerisinde olmak istedi ama biz Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile böyle bir projenin içerisinde olalım dedik. Tabii bunu deklare ettiğimde ben devre arası itibariyle bu işe başladık. Önümüzde bir 5 aylık bir süreç vardı. Oturup konuşmak, şekillenmesi, nasıl gideceğimizi belirlemek hemen hemen 1-1,5 aylık bir süreç oldu.
Fatih Hoca da Fiorentina'da o arada. İşte liglerin bitimine 1-1,5 ay kala Milan'la anlaştığını biliyordum. Kendisi ifade etmişti. Şimdi her şey bir şeye vesile oluyor. Eğer siz doğruysanız işte eğitim gönülleri, Mehmet Özdilek, Beşiktaş takımı, Fatih Terim ve Milan takımı olunca toplumda bundan birey olarak baktığınız zaman 5 tane unsur ciddi bir karşılığı olan bir proje ortaya çıkıyor. Fatih Hoca Milan'la organizasyonu konuştuğunda, biz yazımızı yazdığımızda İtalyan Başbakanı Berlusconi'nin bu işe çok sıcak baktığını, çok olumlu olduğunu ve burada olmaktan çok onuru olacaklarını ifade ettiler. Bu tabii birçok şeyi farklı bir konuma çıkardı. Her yönüyle birlikte Beşiktaş takımı, Fenerbahçe takımının yöneticileri, Galatasaray ve Türkiye'nin her yerinde bu işte gönülden olmak isteyen herkese biz bir araya geldik. Ve bence eşi benzeri olmayan bir müsabaka ortaya çıktı. Bir de jübilelerde takdir edersin ki 10. dakika tabela kalkar ve oyuncu yer değişir. Stadı selamlar ve teşekkür eder. Ben de fiziksel olarak aslında bir 2 sene daha kurtarabilirdim, oynayabilirdim ama demin de ifade etmiştim, zirvedeyken bırakmak benim için çok önemliydi. Yapılmamış bir şey yapalım dedik. 90 dakika oynayayım dedim ben de. 90 dakika oynadığınız zaman bir müsabaka oynuyorsunuz. 90 dakika sonunda da bir görsel şölen var. Bu görsel şöleni insanlar kaçırır dediler. Çünkü maçın stresi, o süreci 1-1,5 saat sahada kalacaklar. Dolayısıyla risk dedi. O riski almayalım. 45 dakika oynayabilirsin. Evet, 45 dakika oynayalım. 45 dakikanın sonunda da o görsel şöleni 15 dakika periyotta hem seyirciyle buluşturalım, hem o duygu yoğunluğunu alalım, hem biraz gözyaşı alalım diye böyle bir amatör ruhla profesyonel bir organizasyonun içinde olduk. Her şeyde düşündüğümüz gibi oldu. Unutulmaz bir gece yaşadık yani 4 Ağustos 2001'de. Hem kendi adıma hem çocuklarımın geleceği adına belki bırakabileceğim en büyük hediyelerden bir tanesi bu. Siz o zaman ağlamış mıydınız sahada, yoksa onu biraz arka plana mı bıraktınız? Yok, şöyle öyle arka plana bıraktık. Niye öyle bıraktık? İşte ışıklar söndü, herkes gitti. Statta Erkut diye arkadaşım var benim, Erkut Sayı'dan. Ona da selam olsun buradan. İkimiz kaldık. İşte İnönü Stadı'nın dışında arabada bekliyor şoför. İçeriğimiz beraber girdik. İşte onu evine bırakırken işte biraz sohbet, biraz ciddi bir yorgunluk, psikolojik yorgunluk ama müthiş bir huzur. Onu da bıraktıktan sonra kendinle kalıyorsun. Eve doğru gelirken işte o hayata, spora başladığın süreç, işte Kahramanmaraş, Beşiktaş, yaşadıkların, sıkıntılar ama sonu tabii ufak bir gözyaşıyla futbol kariyerin nokta koyduğun geceyi hafif bir gözyaşıyla tamamlıyorsun, öyle söyleyeyim. Hocam peki bu kariyer boyunca şimdi bizim unutamadığımız birçok golünüz var. İşte Galatasaray'a attığınız rövaşat olsun, Ajax maçındaki gol olsun, Fenerbahçe'deki evet, o evet, hafızalara kazanan 91 gol yılındaki mi, gol olsun. Bunların içinde mutlaka sizin ben bunu asla unutamıyorum dediğiniz bir gol vardır veya bir maç. Hangisidir? Unuttuğum çok gol var, onu söyleyeyim. söylediğin goller zaten kamuoyunda bilinen goller. Evet. Bunların hakikaten dışında hepsinde anlamı var. Fenerbahçe 2-2'lik maçın 90. dakikada attığım gol bizim namağlup serimizi 49 maça uzattığımız maçlardan bir tanesi olduğu için anlamı bence çok büyük. Bir de tabii 2-2 bitti. 2 tane ben atmıştım, 2 tane de Aykut Hoca atmıştı. Antalya'da Antalyaspor'u yendiğimiz bir müsabaka var. 18 ay üzerinden voleyle birlikte attığım müthiş bir gol var. 100. golüm var mesela. Sayı olarak önemlidir. 100 gol barajını geçmek önemlidir. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Maribor maçı vardır. Maribor'da bizim ilk Şampiyonlar Ligi'ne giriş müsabakamızdır. İstanbul'da 0-0 bitti. Orada 3-0 kazanmıştık. İlk golü ben 35 metreden atmıştım. O mesela önemli gollerden bir tanesidir ama sayıya baktığın zaman bayağı bir gol var ya. Yani. Paslarla da attırdığınız o, pasları o zaman saymıyoruz. Geçmişte şimdi asist olarak sayıyorlar ya. Biz saymıyorduk onları o zaman. Biz golleri sayıyorduk. Kaçı bulur hocam? Onu bilemem. Ya, o zaman 200'ü falan geçiyordur. Bereketi yani kaçmasın diye saymıyorum, evet, saymıyorum diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen. Teknik direktörlük. Evet. Şimdi oraya geçiş aslında sizin için nasıl bir karardı diye soracağım. Böyle bir planınız var mıydı zaten bıraktıktan sonra? Çünkü araya bir yıl, iki yıl gibi bir süreç giriyor. Evet. Onun öncesinde ne yaptınız? Oraya gelmeden ne gibi hedefleriniz vardı? Neler düşünüyordunuz? Şöyle söyleyeyim, ben futbolu bıraktım. Bir hafta sonra İngiltere'ye gittim. Bir 8 ay orada kaldım. Döndükten sonra benim teknik direktörlük kariyerim Malatyaspor'da başladı. Oraya giderken hep şunu düşünüyordum. Ya ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yani
her iyi oyuncunun iyi bir teknik adamı olacak diye bir kaidesi yok. Hem kendimi çek etme, hem hangi seviyede bu nasıl olabilir diye. Ki riskli bir süreçte aldım. Yani alt riski yoktu, üst riski vardı. Malatya o dönemler ciddi etkinliği olan bir yapıya sahipti. 6. sırada aldım ben Malatya Spor'u. Bırakırken de 7'de bıraktım. Yani seviye olarak, çünkü ikinci devre gittiğiniz zaman kolay değil. Transfer yapamıyorsunuz. Var olan oyuncularla yeni bir şeye çalışmaya çalışıyorsunuz. Alışmaya çalışıyorsunuz. Başarılı bir süreç. Evet ben bunu yapabilirim. Sonra işte milli takım Fatih Hoca yardımcılığından sonra bir İsviçre maçı süreci yaşadık. Orada da ben 16 aya ceza aldım. Hiçbir spor faaliyetinde bulunamama. Ama bu süreci de işte büyük kızım dünyaya gelmişti. Onunla yaşadım. Her şerden bir hayır, her hayırdan da bir şer çıkıyor ya. Çocuğumla çok eşkal oldum ama bunun yanında da sosyal sorumluluk projesi yaptım televizyonlara. Özellikle 11-13 yaş grubu çocuklarının, hiçbir kulüple lisansı olmayan çocukları bir spor okulunda birleştirdik. Bunu televizyona taşıdık. Hakikaten toplumdan çok çok ciddi bir geri bildirim oldu. Hatta bunun başka versiyonlarını istediler. O versiyonlarına girerken de benim mesleğim bu değil ama hani bu boşlukta da bu doğru bir şey. Yani en azından 3 tane çocuğumuzu bir kulübe profesyonel anlamda atabilirsek mutlu oluruz dedik ki kız çocuğumuz da vardı bunun içinde. Hem kız hem erkek çocuklarımızı büyük takımların içerisinde bulundurduk o yaş grubunda. Kendileri de liglerde oynuyorlar yani, onu söyleyeyim. Daha sonra profesyonel hayat başladı. Antalya ile başladık. Zor bir süreçte 5 yıl doğru başkan, doğru insan, doğru proje olunca başarısız olmanız zor gibi görünüyor. Demoralize olmuş bir yapıdan saygınlığı olan güçlü bir yapıya geldik 5 yıl içerisinde. Daha sonra çeşitli takımlarda da çalıştık. Hep şöyle, yani gittiğiniz takımlarda gel kurtar felsefesi var. Evet, biz de bu zamana kadar gittiğimiz her yerde hep başarılı olduk. Yani başarı nedir? Şampiyon olmak, evet, ama bir yerde ligde tutabilmek de şampiyon olmak kadar başarılı. Çünkü niye 18. alıyorsunuz? Çünkü 19. takım yok. Size 18. takımı veriyorlar. Siz o takım ligde bırakıyorsanız yukarıki kadar başarılısınız yani. Ben öyle bakıyorum. Çünkü ekonominiz yok. Oyuncu kaliteniz düşük. Medyanız o anlamda veya taraftarınızın beklentisi veya zihinsel yapısı, evet, kabullenmiş bir yapı. Çünkü niye 8. 10. hafta gidiyorsunuz? Ya bu takım düştü diyor. Taraf, kendi taraftarının düşüncesini pozitife çeviriyorsunuz. Oldukça başarılısınız. Bu da bir süreç. Hep bu süreçlerde çalıştık. Yani uzun vadede çalıştığımızda da, şimdi Antalya Spor'a baktığınız zaman uzun yıllar çalıştığınız süreçte 18. takım konumundan 5. takım konumuna getiriyorsunuz 5 yılda. Borcunuzu ödüyorsunuz, her şeyi bitiriyorsunuz. Hedef koyacaksınız, ayrılıyorsunuz. Kimse de bize iyi giden yeri sunmadı. Ya gel, iyi gidiyoruz, hadi daha iyi gidelim demedi. Sundukları noktalar hep sıkıntılı süreçler. Ya biz de oraların uzmanı olduk açıkçası, onu söyleyeyim. Şu anda var mı hocam görüştüğünüz veya böyle bir lig hedefi devam ederken dediğiniz? Görüştüğüm takımlar oldu ama ortak noktalarda buluşamadık. Ne olur bilemiyorum ama böyle bir proje takımı olabilirse daha sıcak bakıyorum, o felsefedeyim. Önümde bir 5 yıllık bir düşündüğüm, hayal ettiğim şeyler var. İnşallah onları bu süreçte hayata da geçireceğiz, öyle gibi görünüyor. Ama o sürece kadar da muhakkak ki sporun içerisinde aktif görev almak istiyorum. Çalışmak da istiyorum ama şartlar, ortam ne olur bilemem ama 5 yıl sonraki hedefim bambaşka bir konum olacak, öyle hayal ediyorum. Peki çalıştırmaktan en çok keyif aldığınız takım hangisiydi, şöyle bir teknik direktörlüğe gelip bakınca? Şu takımda çok keyif aldım aslında dediğiniz, yani bütün Antalya oyuncularla o iletişimi ama kuran bir yapım var. Çünkü bu işin önemli noktalarından bir tanesi insan yönetmek. Yani biz insan yönetiyoruz, iletişimimiz bizim için çok önemli. Her takımda da iz bıraktığımı inanıyorum. Çünkü ben bunu söylersem çok inandırıcı gelmeyebilir ama gittiğim her yerde de söylüyorum. Yani çalıştığım kulüplere sorun. Başkanına sorun, yöneticisine sorun. Ama en önemli şey oyuncularına sorun. Nasıl bir karakter, nasıl bir teknik adam. Çünkü sizin ne olduğunuzu oyuncular anlatır herkese. Sizin anlatmanıza gerek yok. Beni de ben anlatmayayım zaten. Öyle değil. Hocam peki şöyle kariyerinize dönüp baktığınızda en komik anım şuydu dediğiniz bir şey var mı? 20 yaşında yaşadığın her şey komik geliyor o süreçte. Yaşadığın şampiyonluklar, kaybettiğin şeyler, her şey. Ama ben bir tek şunu zaman zaman ifade ettim. Biz 3 sene olduk, 4. sene avarajda kaçırdık. Ne kaçırdığımızı belki o zaman 20 yaşında, 22 yaşında çok algılayamadım. Ama bıraktığım zaman belli bir olgunluğa geldikten sonra başka bir düşünceyle o süreci analiz ettiğim zaman çok şeyler kaybettiğimize inanıyorum. Yani hem bizlerin
hem camianın. Çünkü o dördüncü sene bizi çok başka bir boyuta getirecekti Beşiktaş camiasını. Ama o günkü sistem buna çok fazla izin vermedi, onu söyleyeyim. Peki unutamadığınız tezahüratı sorsam? Sadece Türkiye'de değil, dünyada eşeri benzeri olmayan bir seyirci kitlesi var Beşiktaş taraftarının. Hem bireysel olarak şahsımla ilgili yaptığı tezahürat, artı takımıyla yaptığı her türlü tezahürat, bence hem oradaki stattaki olanları hem de televizyonun başında Beşiktaşlı olmasa bile o sempatiyi, o enerjiyi, o sinerjiyi iletebildiği bir taraftar grubundan bahsediyorsunuz. O İnönü Stadı'nın içerisinde olmak, oradan o tribünü seyretmek benim için çok farklı bir şey ya. Onu anlatamıyorum kelimelerle. Peki bir sürü şey konuştuk. Kahramanmaraş dedik, evet. Samsun dedik, evet. Beşiktaş dedik. Geriye dönüp baktığınızda dönüm noktanızı hangi an olarak ya da hangi geçiş olarak tanımlarsınız? Maraş'a gitmeyebilirdim, 17 yaşındayım. Ya biraz daha kalayım, biraz daha olgunlaşayım. O riski almayabilirdim. O riski aldım mesela, o başlangıç noktasıdır. Beşiktaş'ta oynarken çok teklif aldım dedim. Orada sağlıklı düşünmeyip bitebilirdim. O mesela benim hayatımda keşkelerim onlardan biri olabilirdi. Doğru karar vermişim. Yani bugün itibariyle baktığım zaman o gün düşündüğüm şeylerin bugün ne kadar gerçekçi bir şekilde karşıma geldiğini görmek beni mutlu ediyor. Doğru kararlar vermişim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Fazla konuştuk herhalde. Ama iyi bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evinizin kapılarını açıp bu keyifli sohbette bize eşlik ettiğiniz için. Büyük mutluluktu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.